Diyelim ki 10 metreden aşağı bıraktığımız bir topumuz var ve bu top her zıplayışta bir önceki zıplayışın yarısı kadar yükseliyor. Yani mesela 10 metreden bırakıldığında ilk zıplamada en fazla 5 metre yükselebiliyor. Bunu turuncu ile çizelim. Bir sonraki zıplayışta 5 metre yükseliyor. Burası 5 metre. Ve bundan sonraki zıplamanın yüksekliği de ne olacak? Bunun yarısı kadar olacak, değil mi? Bu da ne eder? 2,5 metre. Sonra da top aynı hareketi tekrarlamaya devam ediyor. Bu videoda topun toplam dikey hareketinin, toplam dikey hareketinin ne kadar olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi biraz düşünelim. Topu 10 metre yükseklikten bıraktığımızda ilk göreceğimiz şey 10 metrelik bir düşüş. Bir düşüş hareketi değil mi? 10 metre. Şöyle yazalım. Bir sonraki hareketinde ise 10 metrenin yarısı kadar bir mesafeyi 2 kere kat edecek. Önce 10 metrenin yarısı kadar yani 5 metre yukarı çıkar, sonra da 10 metrenin yarısı 5 metre aşağı iner. Topun şimdiye kadar aldığı toplam yolu buraya yazacak olursak şöyle olur. İşlemde bu hareketleri teker teker birer birer yazacağız. Bu hareket için de 10 metre ekledik. Ya da işimizi kolaylaştırmak için şimdilik birimleri işleme, işe katmayalım. O yüzden burayı silelim. Baştan yazarsak top ilk zıplamada 10 metre yol alıyor. İkinci zıplamada ise 10 metrenin yarısı kadar. Yani 10 çarpı 1 bölü 2 birim yukarıya. Sonra da 10 metre çarpı 1 bölü 2 kadar aşağı gidiyor. Ve dikkat edin buradaki amacımız topun kat ettiği toplam mesafeyi bulmak. Yani hareket yönü önemli değil. Gördüğümüz gibi 5 metre yukarı, 5 metre aşağı hareket ediyor ve bu da toplamda 10 metre yaptı. 5 metre yukarıya, 5 metre aşağıya. Peki bir sonraki zıplamada ne olacak? Yine top bir önceki zıplamanın yarısı kadar yol alacak, değil mi? Yani 10 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi metre yukarıya, 10 çarpı 1 bölü 2 kare, 1 bölü 2'nin karesi metre aşağı gitti. Bence burada bir düzen oluşmaya başladı. Hatta bana öyle geliyor ki artık elimizde geometrik dizilere benzeyen bir şey var. Hatta sonsuz geometrik dizilere benziyor. Çünkü sonsuza kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi elimizdekini biraz daha toparlamaya çalışalım ve böylece tam anlamıyla bir geometrik dizi örneği elde edeceğiz. Formülü biraz düzenleyelim. Bunu şu şekilde tekrar yazabiliriz. 10 artı 20 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 artı şu üsttekinin toplamı. Ki bu da 20 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2 yapar. Ve işlem aynı mantıkla sonsuza kadar devam eder. Eğer en baştaki bu sayı 20 olsaydı, işimiz biraz daha kolaylaşırdı. O zaman burayı tekrar düzenleyelim ve buradaki onun yerine eksi 10 artı 20 yazalım. Ve devamında da buradaki diğer şeyler gelecek. Şöyle bir kopyala yapıştır yapalım. Ve bu kısmı aşağıya alalım. Hatta en baştaki 20'yi de işlem formatına uydurmak için 20 çarpı 1 bölü 2 üzeri 0 şeklinde değiştirelim. Şu an gördüğümüz haliyle, şu anki haliyle işlemimiz bariz bir şekilde sonsuz geometrik dizi formatına dönüşmüş oldu yazmaya yukarıda devam edeceğim çünkü buraya çizdiklerimi hep silmeyeyim. İşlemimizi şu şekilde de yazabiliriz. Eksi 10, yani burada gördüğümüz eksi 10 artı, burada toplam sembolünü koyayım, k eşittir 0'dan sonsuza kadar gidecek. 20 çarpı ortak kesrimizin yani 1 bölü 2'nin k kuvveti. Peki, elimizdeki bu formül neyi ifade ediyor? Sonucumuz ne olacak? Daha önce sonsuz geometrik dizileri toplama konusunu birkaç videoda işlemiştik. a çarpı r üzeri k'nın, k eşittir sıfırdan sonsuza kadar olan toplamının, a bölü 1 eksi r olduğunda görmüştük. Dolayısıyla burada bunu aynen kullanabiliriz. Bu da demek oluyor ki bu formül aslında 20 bölü 1 eksi 1 bölü 2 yapar. Ki bu da 20 bölü 1 bölü 2'ye, yani 20 çarpı 2'ye eşittir. Yani sonuç 40. Problemimize geri dönersek, 10 metreden bırakılan topun toplamda aldığı dikey yol, eksi 10 artı 40'tan 30 metre olur. Yani topun kat ettiği toplam yol 30 metreymiş.